Şimdi kırmızı mikrofon var sırada efendim. Burçak Bozkuş son günlerde gerilimin tırmandığı Yunanistan'la Türkiye ilişkilerini vatandaşa sordu. Bakalım cevaplar nasıl? Osmanlı'dan günümüze yüzyıllardır aynı çatı altında yaşadığımız, ortak kültürü paylaştığımız, Kurtuluş Savaşı'nda ise Anadolu'yu işgal eden düşman olarak savaştığımız Yunanistan'la ipler zaman zaman bir hayli geriliyor. Peki Türk halkı Yunanistan'a nasıl bakıyor? Biz de Halil Kahraman'la birlikte kırmızı mikrofonumuzu aldık ve sorduk. Yunanistan Türkiye'nin dostu mu, düşmanı mı? Yani bence dostudur. Niye olmasın? Aynı yakanın, Ege'nin iki yakası sonuçta. Efendim Türkiye ile Yunanistan'ı soracağım. Yunanistan bizim dostumuz mu? Asla. 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 Vallahi hiçbir zaman dostu olmadı. Olmadığı için de onunla bir anlaşma yapmak biraz zor. Yani Yunanistan'la biz dost olmadık hiçbir zaman. Olmamız da zor ama ya inşallah sulh yoluyla hepsi, her şey çözülür diye düşünüyorum. Ben 1971 doğumluyum, 51 yaşındayım. Kendimi bildiğim bileli biz Yunanistan'la az savaştık, az savaşacağız. Dostu değil. Yani dost olduklarını düşünmüyorum. Ben dostum da yani Türkiye nedir bilemiyorum. Bence Türkiye ile Yunanistan halkları arasında herhangi bir sorun yok. Halklarımız olsun ama Yunanistan devleti şu an Türkiye Cumhuriyeti'nin bekasına ihanet ediyor. Vallahi ben sosyal medyadan izlediğim kadarıyla düşman olduklarını biliyorum. Ama nedenini bilmiyorum açıkçası. Hani araştırma yapmadım o konu hakkında pek fazla. Neden? Ne problem var aramızda? Yani geçmişten gelen şeyler olduğunu düşünüyorum. Ta Kurtuluş Savaşı dönemlerine bağlı olarak. Neden? Bilmiyorum geçmişten gelen. Yani bir şey var, dost gibi de görünüyorlar ama pek değil. Oradaki ekonomik kriz ne zaman palazlansa işte Türkiye'deki deniz gerilimi, ada gerilimi ve benzeri üzerinden bir gündem oluşturuluyor. Yıllardan beri gelen herhangi bir düşmanlığımız var. Bu bir türlü müzakereler yoluyla çözülemedi. Bundan sonra umarım müzakere yoluyla çözülmeye çalışır. Yunanistan deyince aklıma adalar sorunu geliyor. Adalarla ilgili Ege denizindeki 3000 tane adaların birçoğu Yunanistan'dan daha yakın bizim kara sularımıza. Fakat Yunanistan'ın hakimiyetinde ayrıca silahlandırılmaması gereken adaların Yunanistan tarafından silahlandırıldığı. Yunanistan her zaman Avrupa'nın şımarık bir devletidir. Şımarık bir oğlanıdır. Ve bizim Kıbrıs'ta yapmış oldukları mezalimleri gördükten sonra Yunanistan'ın dost olduğunu söylemek hiçbir Türkiye'ye yakışmaz. Gerek adalar sorunu, gerek Kıbrıs sorunu üzerinden Türkiye'yi çok büyük tahrik ediyorlar. Ya bizim Türk devleti de gereken cevabı verdiğini düşünüyorum. Çünkü gerek silahsız olması gereken adaları silahlandırıyorlar. Ondan sonra 12 mil kararıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasasında yer alan kesinlikle savaş sebebini kışkırtıyorlar. Amerika'dan, Rusya'dan, işte bütün dünya devletlerinden arkasını alıp yine bir emperyal güçle Türkiye'ye saldırmaya çalışıyorlar. Ama ben söylediğim gibi Türk devletine güveniyorum ve devletimizin Türk menfaatini kesinlikle koruyacağını düşünüyorum. Cevaplar işte böyle. Yüzlerce yıldır bir arada yaşamış ve sınır komşusu iki ülkenin iyi ilişkiler kurması elbette tansiyonu düşürür, iki ülkeyi de kalkındırır. Tabii Yunan liderlerin tahrikleri, hukuksuz talepleri ve Türkiye'yi suçlayıcı tavırları devam etmezse.